Herkese merhaba. Bu akşam sizlere Autonomous Access Point'tan Lightweight Access Point moduna nasıl geçildiğini anlatmak istiyorum. Cisco 1142 Access Point'ler için. Öncelikle normalde Access Point'imiz üzerinde bir imajdan gelir ama benimkinin şu anda üzerinde bir imaj yok. Flash'ı formatlanmış durumda. Aradaki tek fark RAM-on moduna düşüp flash'ı formatlamanız. Ben de imaj olmadığı için access point'i açtığım gibi çok büyük ihtimalle RAM-on moduna düşecek. Ama birlikte görelim isterseniz nasıl olacağını. Ben access point'ime şimdi enerjiyi veriyorum. Gördüğünüz gibi enerji verildi. Üzerinde imaj bulmaya çalışacak ama imaj bulamayacak. Arkasından RAM-on moda düşecek diye tahmin ediyorum. Bu arada bootloader mı yoksa RAM-on mod mu tam olarak bilmiyorum modun ismini. Siz çok büyük ihtimalle dediğimi anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi üzerinde imaj bulamadığı için bootloader'a veya RAM-on'a düştü. Şimdi yapmamız gereken Ethernet'i initialize etmek. Ether init komutuyla öncelikle şunu söyleyeyim. Bu moda düşmek için 15-16 saniye kadar reset tuşuna basıp önce reset tuşuna basıyorsunuz, enerjiyi veriyorsunuz ve 15-16 saniye kadar reset tuşuna basmanız gerekiyor bu moda düşmek için. Bu moda düştükten sonra format flash yazıyorsunuz. 2.3'te enter'a bastığınızda flash formatlanıyor. Daha sonra yapmamız gereken Ethernet'i initialize etmek. Ether init komutu buna yarıyor. Sonrasında set IP addr IP adresi vermek için 10.0.15.20 vereceğim ben bu IP adresi access point'ime. Burada set ettiğiniz IP daha sonra da geçerli olacak. Çok büyük ihtimalle konfigürasyon yaparken ondan dolayı burada dikkat etmesiniz vereceğiniz IP'ye sonradan değiştirmek istemiyorsanız tabii ki. Netmask olarak vereceğim 24 bit standart. Arkasından default router'ımı, yani default gateway'imi vereceğim. 10.0.15.254 ve son olarak TFTP'mi initialize edeceğim. Bundan sonra yazacağım konusu tar boşluk tire extract, arkasından tftp // 10.0.15.21'de tftp'm var benim. Daha doğrusu açmam gerekiyor. Tftp'yi açalım. 10.0.15.21 adresi olan gate interface'ime bağlı. Birçok interface'im var görüyorsunuz. Ama buna bağladım. Show Director dediğimde direktördeki, o an bulunan direktördeki imajlar görünüyor. Benim aradığım imaj şu. Copy diyorum ismini. Yapıştırıyorum. Ve nereye kopyalayacağımı söylüyorum. Gördüğünüz gibi kopyalamaya başladı. Buradan da takip edebiliriz. Access point'iniz bootloader'a veya işte RAM-on'a düştüğü andan itibaren kırmızı olarak yanıp sönmeye başlıyor. Aynı zamanda reset tuşuna basarken de mavi olarak yanıp sönmeye başlıyor. Eğer sizin için önemliyse bunlara dikkat edebilirsiniz. Resetleme sırasında mavi, bootloader'dayken kırmızı yanıp sönüyor ve şu anda da yanlış bilmiyorsam bakayım, evet, kırmızı yanıp sönmeye devam ediyor. Yaklaşık yarısına kadar geldi. 6.5 MB'lık bir dosyadan bahsediyoruz. %42, 43. Çok yavaş bir kopyalama hızı var.
Evet, imajımız kopyalandı. Şimdi yapmamız gereken tekrar access point'imizi load etmek. Bunun için gerekli olan komutu hatırlamıyorum. Soru işaretine basıyorum. Komut reset. Resetli sistem. Emin olup olmadığımızı soruyor. Evet diyoruz. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Reset tuşuna falan basmıyorum. Şu anda access point'imiz yeşil yanıp sönmeye devam ediyor. Normal açılıyor gibi. Evet. Recovery imajını yüklemeye başladı. Bir sorunumuz yok, sıkıntımız yok. Burada dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı, normal standard olan Access Point imajı W7'dir. Bu aynı zamanda Survey imajı, Type Survey imajı olarak da geçer. W8 ise imajımız. Bu Lightweight Access Point imajıdır. Yani Wireless LAN Controller'a bağımlı olarak çalışan imajdır. Gördüğünüz gibi bu çok standart bir şekilde kontrolünü arıyor doğal olarak. BVI interface'i ayağa kalktı. Cap ve protokolü username Cisco, password büyük harfler Cisco. Tekrar enable moda gitmek için büyük harfler Cisco. Herhangi bir IP adresimiz yok. BVI interfaces'inde de herhangi bir IP adresi yok. Ve şu anda kesinlikle başka bir yere bağlı değil. Ama gördüğünüz gibi Discover request gönderemiyor çünkü API'nin şu anda herhangi bir IP adresi yok. Layer 2'de de kontrolörünü bulabilmiş değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu Access Point standalone'dan lightweight moda çekildi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler.